Konuğumuz var. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Cander'le birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkürler, hoş bulduk. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için bu saatte. Hocam şimdi enkaz altında yaklaşık 9,5 saat sonrasında kurtarılan vatandaşlarımız var. Buse kurtarıldı, babası kurtarıldı, 15 yaşındaki bir çocuğumuz daha kurtarıldı. Ekipler canla başla çalışıyorlar, çok nazik davranıyorlar, korkuları ve kaygıları oluyor ama acil müdahale de elbette önemli. Bu tarz kazazedeler, depremzedelerde ilk olarak ne yapılması gerekiyor? Korkularını ve kaygılarını yatıştırmaya çalışıyor uzmanlar. Fakat olduğu bölgeden çıkartılırken nasıl davranılması gerekir? Daha sonrasında hastaneye sevk edildiğinde ne yapılması gerekir? Bazen sosyal medyadan görüyoruz. İşte bir şekilde serum takılması ya da hastaneye sevk edilirken serumun takılması yönünde bazı spekülasyonlar da olabiliyor sosyal medyadan. Doğrusunu sizden öğrenelim. İlk müdahale nasıl olmalı depremzedeye? Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Gerçekten çok üzücü bir durumla yine karşı karşıyayız. Ama şunu söyleyeyim, İzmir'deki irtibatta olduğumuz arkadaşlar acil servislerin müdahale için oldukça hazır olduğunu ve teyakkuzda olduklarını ve müdahalelerin başarıyla gerçekleştirdiğini ifade ediyorlar. Şimdi buradaki durum aslında mutlaka ilk yardımın ve acil müdahalenin kurallarına uygun olarak yapılması lazım. Bizim özellikle UMKE olsun, diğer kurtarıcı örgütler olsun, bu konuda çok ciddi bir deneyimimiz var. Yani biz bir deprem ülkesi olduğumuz için aynı zamanda 99'dan sonra bu konuda çok ciddi adımlar atıldı. Hem bilimsel yönde hem yaptığımız pratiklerle örnek çalışmalar şu ana kadar bizde büyük bir birikim oluşturdu. Dolayısıyla bu müdahaleleri yapan arkadaşlarımız son derece deneyimli oluyorlar. Burada ne yapmamız lazım? Bir defa bütün ilk yardımda, acil müdahalede ilk kural güvenliğin sağlanmasıdır. Bu güvenlik hem hasta açısından hem kurtarıcı açısından birinci önceliktir. Yani bu güvenliği sağlamadan müdahalelerin yapılmaması gerekir. Tabii burada çok kendine has özgü bir durum var. Bir travmayla karşı karşıyasınız. Bazen bu travmayla karşılaştığınız kişinin işte o bulunduğu ortamdan çıkması için hem psikolojik travmayı atlatması lazım. Sizin bahsettiğiniz gibi hem bu konuda güçlü durması hem de moralinin yükselmesi gerekiyor. Bir defa güvenli bir deneyimli elin ona bu konuda hitap etmesi, kendisinin durumunu belirtmesi ve bu olaydan başarılı bir şekilde kurtarılacağını ifade ederek güven aşılaması gerekiyor ki bu kurtarmanın bir parçası da onlar olsun. Tabii burada onlardan aldığımız destek, ses ve bu konuda yapılan yönlendirmeler de önemli oluyor. Burada kompleks bir travma ile karşı karşıyayız. Yani normal travmalardan biraz daha farklı. Çünkü enkaz altında olan bir travma. Tabi burada hem kafa travması hem göğüs travması hem ekstremite travmaları olabilir. Ama bununla birlikte bir de bunların oradan çıkarılması lazım. Şimdi travma hastalarının çıkarma pozisyonları çok önemli. Dolayısıyla yanlış bir pozisyonda yapılacak müdahaleler kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu yüzden bu işin sakin bir şekilde, ince bir şekilde sabırla yapılması gerekiyor. Biz buralarda yine özellikle bu 9 saat, 10 saat, 12 saat kalmış vakalar için tabii oksijen durumu, ondan sonra sıvı kaybı durumu, bunun dışında orada hipotermi dediğimiz soğuk ortam olma durumu gibi faktörler çok önemli. Ama özellikle böyle enkaz altında kalan durumlarda organ zedelenmelerini engellemek için bizim acil müdahalemiz daha organı görür görmez. Mesela bir el gördüğümüzde, bir kol gördüğümüzde onu hidrasyonu sağlamak için serum takarak başlıyoruz zaten. Bu prensipler de oradaki arkadaşlar tarafından çok iyi bilinen prensiplerdir. Neden? İşte bu şeylerde ezilme sendromu gelişebiliyor. Üzerine büyük kütleler geldiği, o ezilme sendromundan böbrek yetmezlikleri oluşabiliyor. Hastalar bu ezilme sendromuna bağlı işte potasyum dengeleri bozulabiliyor. Dolayısıyla biz ilk müdahaleyi bu durumda tıbbi müdahaleyle, yani ilk yardımı tıbbi müdahaleyle birleştirdiğimiz özel anlardan biridir.
bir taraftan hastayı kurtarırken bir taraftan da tedavisini o anda başlamak durumundayız. Onun için de işte sıvı tedavisine ilk aşamadan itibaren başlıyoruz. Oksijen ihtiyacı olabiliyor bu hastaların, ısıtma ihtiyacı olabiliyor. Bütün bunların profesyonel bir şekilde yapılması ve deneyimleri ellerde yapılması çok önemli. Bilinçsiz ilk yardım çok kötü sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden özellikle vatandaşlarımız açısından bunu söylüyoruz. Bu kurtarma çalışmalarında tabii ki ihtiyaç duyulabiliyor bazen yardıma. Ama bu yardımın mutlaka oradaki profesyonel ekibin direktifleri doğrultusunda yapılması gerekir. Yoksa yani duygusal davranarak onu kurtarmak için onu çek bunu yap falan böyle karga tulumba yapılacak işler değil bunlar. Mutlaka bilinçli ve eğitimli ekip tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Şu anda depremin yani bu 9 saat 10 saat oradaki durum tabii çok önemli. Yani enkazın ne kadar altında mesela korumalı bir yerdeyse bu süre uzasa bile organ hasarı gelişmeyebilir. Ama diyelim ki bir ezilme yapacak bir travma söz konusu işte nasıl diyelim enkazın altındayken çok rahat bir ortam değil bir travma ciddi travma var o zaman bu süre tabii ki daha önem kazanıyor. O yüzden biz bunu bilemediğimiz için daha çok böyle durumlarda acil tıbbi müdahaleyi daha enkaz kurtarma aşamasında başlıyoruz. Bu konuda da dediğim gibi yapılan müdahaleler oldukça tecrübeli kişiler tarafından yapılmakta. Bu konuda deneyimimiz iyi yani. Evet. Başar Hocam peki deprem sonrasındaki o ilk müdahale saati önemli midir? Mesela biz ilk 24 saat diyoruz ama sizler bunu nasıl tanımlarsınız? Çünkü bazı uzmanlarımız da ilk 2 saat içerisinde acil müdahale yapılırsa hayatta kalma sının daha da yüksek olduğunu söylüyor. Siz nasıl tanımlarsınız? İlk müdahale için zaman önemli mi? Kesinlikle tabii ama burada tamamen bu hastanın durumuna bağlı bir şey. Yani bazı hastaların ortam müsait olan hastalarda bu süre çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama diyelim ki hayati tehlikesi olan ciddi bir travma varsa mesela bir kafa travması oldu enkazın altında veya bir göğüs travması var. O da zamanla yarışıyoruz. Yani o anda dakikalar önemli. Ama burada bunu yaparken işte dakikalar önemli öngörüsünü yaparken güvenliği göz ardı ederek müdahale etme şansı olmaz. O hem hasta için kurtarılacak hasta için daha ciddi sorunlara sebep olur. Hem de kurtarmaya çalışan ekip için. Dolayısıyla genel olarak bu yani hani çok ciddi organ yaralanması olmayan bu hasta grubu için bu sürenin daha uzun olabileceğini öngörüyoruz. Ama ciddi yaralanmalar varsa dışarıda da olsa bırakın enkaz altında dışarıda dahi olsa orada zamanla yarışıyoruz. Onun için tabii ki süre ne kadar kısa olursa o kadar başarılı oluruz. Ama şöyle de işin başka bir yönü var. Bazen depremde enkaz altında korunaklı bir alanda olan kişi ve muhatap alıyorsunuz. Mesela konuşuyorsunuz, şuuru açık, herhangi bir baskı geçiren bir şey yok ayağında, üstünde bir şey yok. Korunaklı bir bölge. Tabii burada zaman açısından daha avantajlı oluyoruz. Yani orada tıbbi müdahale değil de bir an önce enkazın altından kurtarma önem kazanıyor. Ama dediğim gibi bunların sabırla yapılması çok önemli. Evet. Şimdi Başar Hocam bir de aslında bizim dikkatimizi çeken şu vardı deprem olduktan sonra öğleden sonra. Tabii ki yakınları enkaz altında kalan kişilerin yakınları bekleyişlerini sürdürürken çıktıktan hemen sonra birbirlerine sarılması ya da o alanda sessizliği bozmaları da gözümüzden kaçmadı. Sessizliğin önemi aslında sizler açısından da acil tıp ATT'ler açısından da önemli sanırım. Mesela Buse ile ilgili Buse seni de alacağım sakın korkma alacağız seni ifadelerini duyduk arama kurtarma ekiplerinden. Korku ve kaygılarını da bir nebze olsun yatıştırmak gerekiyor ilk temasta bulunan kişinin öyle değil mi? Kesinlikle orada şuuru açık bir kişinin yani karşı karşıya kaldığı durum çok ciddi bir psikolojik travma aynı zamanda ve burada güven hissini vererek ki burada çok doğru yapılmış güven hissini vererek evet kontrolümüz altında merak etmesini çıkaracağız gibi ifadelerle karşındakine güven hissini vermek çok önemli. Burada ise bizim bahsettiğimiz
bahsettiğiniz gibi bazı yanlış uygulamalar maalesef, mesela bunu görüntülerde de görüyorsunuz. Ya bunlar da boyun travması olabilir, omurga travması olabilir. Bunların pozisyonları çok önem kazanabilir. İşte burada mesela boyunluk takılmış birinin yakında sarıldığını görüyoruz. Bunlar çok yanlış. Daha tıbbi değerlendirme yapılmadan. Hocam, Buse'nin görüntülerini birlikte izleyelim mi? Buse'nin kurtarılma anı var çünkü. Babasını da çıkarttığı arama kurtarma ekipleri. Bir Buse'yi izleyelim. Sonrasında üzerine yorumlarınızı almaya devam edeceğim. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Alkış, evet, alkış sesleri anından da canlı olduğunu sanıyoruz. Bu kutsal bekle. Tamam mı? Sakın korkma bak. Sakın korkma. Alacağım seni. Geliyoruz Buse. Geliyoruz. Dayan. Tamam. Tamam. Alacağız seni. Tamam. Al şurayı. Ses kes. Ses kes. Fatma abla, ben seni duyuyorum. Tamam mı? Tamam Buse, seni de alacağım. Bekle. Tamam mı? Sakın korkma bak, sakın korkma, alacağım seni. Geliyoruz Buse, de geliyoruz. Dayan. Tamam, tamam, alacağız seni, tamam. Al şurayı. Evet, Profesör Doktor Başar Cander'le birlikte devam ediyoruz. Hocam, görüntüler bu şekildeydi. 9,5 saat sonrasında kurtarıldı. İlk olarak korkmaması gerektiğini, daha sonrasında ise dışarı çıkarıldığında hemen bir boyunluk takıldı ve ambulansa bindirilerek ilk müdahale gerçekleşti. Fakat burada sizlerin ihtiyaç duyduğunuz en önemli şey ne oluyor hocam? Şimdi şöyle, burada karşılaştığımız durumda yaralıyla temas, bu az önce çok önemli. Yani o güven vermek çok önemli ki o konuda dediğim gibi çok ciddi bir psikolojik travma var. Ama burada ilk yardımda mutlaka bunun güvenliğin sağlanarak yapılması şart. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Covid alan, yani onu şöyle, mesela biz buradaki orada sizin gösterdiğiniz şeyde o gürültüler, evet çok sevindirici bir durum ama hala kurtarmayı bekleyen kişiler varken bu kadar kalabalığın biraz daha bilinçli davranması gerekiyor. Biraz daha sessizlik gerekiyor. Hı hı. Daha profesyonel, duygulardan uzak bir yaklaşım gerekiyor. Evet, yaralıya güven vermemiz lazım. İşin kontrolümüz altında olduğunu ifade etmemiz lazım. Ama burada dikkat edin, biri sessiz olun diye bağırıyor, başkası başka şey bağırıyor. Biraz hani profesyonelliğe gölge düşüren görüntüler burada. Mesela orada 7-8 kişinin yapacağı iş için 30-40 kişinin de orada bağırıp çağırmaması lazım. Biraz o konularda daha dikkatli olsak iyi olur. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten biz arama kurtarma çalışmalarında ülke olarak çok iyi bir deneyime, çok iyi ekiplere sahibiz. Dolayısıyla işlerini bilen bu arkadaşlarımız başarılı olacak. Şimdi kurtardıktan sonra ne yapacağız? Karşımızda bir travma vakası var. Şimdi bunun kafa travması mı oldu, boyun travması mı oldu, karın bölgesinde mi, bunu bilmiyoruz. O yüzden bu aşamadan sonra bir travma vakasına nasıl davranıyorsa onu hemen sağlıkçıların, onu ilk müdahaleye, acil tıbbi müdahale yapacak kişilerin artık bunu devralması ve bundan sonraki sürece ambulansa kadar onların yönetmesi gerekiyor. Çünkü o anda hissedilmeyen ve gözden kaçabilecek travmalar, yaralanmalar söz konusu olabilir. Bundan sonraki, yani arama kurtarmadan sonraki iş artık sağlık personelinde olmalı. Sağlık personeline gelinceye kadar ki en önemli şey pozisyon
ihlallerinin olmaması. Yani travma vakasındaki pozisyon koruma tedbirlerinin alınması ki yakalık takmak bunun için, altta sırt tahtası koymak bunun için ve eğer süreç uzadıysa mesela hemen serum damar yolu takılması acil müdahalenin başarısını etkiliyor. Evet. Peki diyelim ki henüz bize ulaşamadılar arama kurtarma ekipleri fakat biz enkazın altındayız. Bacağımıza bir kolon düştü. Nefes alışverişlerimizde de sıkıntı var. Kendi kendimizi nasıl kurtarabiliriz? En azından biraz daha vakit kazanmak için neler yapmamız gerekiyor eğer enkaz altında kaldıysak? Ya tabii burada deprem çantası çok önem arz ediyor. İçindeki olması gerekenler yanımızda olsa ki o anda tabii bunlar temin edilebilir mi? Bu çok önem arz ediyor. Yani hani bunlar varsa işte sesimizi duyaracak mekanizmalar öncelikle şunu bilmek lazım. Birincisi belki bir şekilde bizi izleme imkanı dahi olabilir. Öncelikle birilerinin onları kurtarmak için profesyonelce bu işin peşinde büyük bir ekiple olduklarını bilmeleri gerekiyor. O yüzden beni kurtaracaklar. Şu ana kadar hayattayım ve beni kurtaracaklar gibi kendisine güven aşılaması önemli. Bunun dışında dışarıya sesini veya iletişimini sağlayacak cep telefonu eğer çalışıyorsa ki orada cep telefonların çalışılması çok önem arz ediyor. Yani orada sinyal gücünün güçlendirilmesi ki bu konuda çalışmalar mutlaka yapılmıştır çok önem arz ediyor. Bunun dışında mesela deprem çantasında ne olması gerekiyor? Mesela düdük gibi sesimizi duyuracak şeylerin olması çok önemli. Eğer yaralanma ile karşı karşıyaysak yani mesela üzerimizde bir şey olduğunu hissediyoruz. Eğer bu o andaki durumumuzu etkilemiyorsa çok bilinçli hareket etmek durumundayız. Bilinçli yani mesela bilinçsiz yapacağımız hareket yani nasıl dışarıdakilerden biri bilinçsiz hareket yaparsa zarar veriyor. Bizim de kendimizin orada yapacağı bilinçsiz bir hareket kendi sağlığımız açısından tehlikeli olabilir. Mesela boynunda ağrı var, boynunu sağa sola oynatması risk taşıyacaktır. Bunun gibi düşünmek lazım. Ve eğer kendisinin vaktinin olduğunu düşünebilecek bir pozisyondaysa, yani nasıl işte nefes alıp bulunduğu ortam müsait, bu durumda sakinliğini koruyarak sesini ulaştırması en önemli çaba olacaktır. Son olarak da şunu sormak isterim. Genellikle böyle afet sonrasında sosyal medya üzerinden çok fazla kan arayışı isteklerini duyuyoruz hocam. Bununla ilgili de birkaç yorumunuzu almak isterim. Türk Kızılay zaten bölgede ciddi anlamda acil tıplarda, acil alanlarda böyle kan ihtiyacı oluyor mu? Şimdi bu vakaların birçoğunda aslında kan ihtiyacı olmuyor. Kan ihtiyacı olması için özellikle bazı iç organlarımızın veya damarların o anda yaralanmış olması gerekiyor. Tabii böyle vakalar olduğu zaman acil olarak kan transfüzyonuna ihtiyaç durumu oluyor. Ama burada genelde Kızılay'da bunlar mevcut olduğunu ve bu hazırlıkların yapıldığını biliyoruz. Ama şu var. Bizim aslında ilk önceliğimiz onlara serumla destek vermek, sıvıyla destek vermek. Çünkü yani karşılaştığımız yaralanmaların çoğunda hani bizim şok tablosu dediğimiz, kanamaya bağlı şok dediğimiz tabloyu çok az görüyoruz. Bu zaten spesifik bazı bölgelerde olur. Burada bir künt travması söz konusu. Künt travma yani mesela bir bıçaklanma veya şey delici kesici alet yaralanması olmadığı için künt travmalarda organ yaralanmaları tabii ki imkan dahilinde ama oranları yüksek değil. Dolayısıyla hani bizim açımızdan ilk aşama hemen kanların stoklanması ve hemen kan arayışına girmeden önce yapılması gereken şeyler var acil tıp açısından. Ama yani mesela 100 hastadan 5'inde 10'unda kan transfüzyonu ihtiyacı olabilir. O kadar kan stoğu zaten genel olarak hazır oluyor. Ama tabii ki Kızılay'ın bu konudaki anonslarını takip etmek lazım. Mesela belki o anda belli bir kan grubu stoğu yeterli değildir. O zaman vatandaşa zaten Kızılay kendisi duyuru yapması lazım. Kan stoğumuz bu özellikle şu kan grubunda kan stoğumuz yeterli değildir. Dolayısıyla vatandaşlarımızı resmi ağızdan kan bağışlamaya davet etmemiz lazım.
Evet. Hocam son olarak da şunu öğrenmemize fayda var. Türkiye'deki acil tıp anabilim dallarının afetlere hazırlığı ne aşamada? Her şey yolunda mı? Kesinlikle biz bu konuda da çok ciddi bir deneyime sahibiz. Acil tıbbın içinde bir de afet tıbbı diye bir bölümümüz var. Bu tamamen acil tıp içinde geçen bir bölüm ve tamamen bu depremsel, işte bunun dışında karşılaştığımız doğal afetlerle ilgili böyle afet durumlarında neler yapılmasıyla ilgilenen branşlarımız var. Bu konuda çok ciddi doktora yapan öğretim üyelerimiz var. Bunun eğitimini çok teorik ve pratik bazda çok iyi seviyede yapıyoruz. Ve hemen hemen Türkiye'deki bütün acil servisler bu konuda çok deneyimliler. Bunda da şundan kaynaklanıyor. Acil servislerimiz o kadar yoğun çalışıyor ki afet tıbbı demek yoğun hasta gelecek demek. Evet. Zaten acil servislerimiz yoğun hasta yüküne çok hazır durumdalar. Dolayısıyla bu konuda afet leri en iyi yönetecek acil servisler herhalde Türkiye'de diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.